Amiral Raymond Spruance önderliğindeki USS Indianapolis, süper gizli görevleri olan Hiroşima'ya atılacak olan atom bombası Little Boy'un tamamlanması için gereken zenginleştirilmiş uranyum ve diğer gerekli parçaları Kuzey Mariana Adaları'na bıraktıktan sonra önce Guam'a, oradan da Filipinlere doğru yola çıktılar. Hedefleri Filipinlerin Leyte Adası'nda eğitim alıp Okinawa'daki Amerikan güçlerine katılmaktı. Fakat işler istedikleri gibi gitmeyecekti. 30 Temmuz 1945'te Leyte'ye doğru yolda olan USS Indianapolis, saatler 00:15'i gösterirken B-3 tipi Japon denizaltı tarafından fark edilir. İki torpido tarafından vurulan gemi, 12 dakika içinde batacak, içindeki 1195 mürettebattan 300'ü de gemiyle beraber denizin dibini boylayacaktı. Fakat belki de bu şanssız durum onları daha korkunç bir ölümden kurtarmış olacaktı. Çok az filika ve yetersiz can yeleği yüzünden mürettebatın büyük bir kısmı su yüzeyinde kalmış, geminin enkazından kalan kasa gibi bulabildikleri suda batmayan cisimleri tutulmuşlardı. Geminin battığını ise Amerika tam 3,5 gün sonra öğrenecekti. 3,5 gün sıcak güneşin altında su ve yiyecek olmadan beklemek tek sıkıntılar olmayacaktı. Patlamanın sesi ve kan kokusu yüzlerce köpek balığını bölgeye çekmişti. Şafak ile birlikte suya düşen askerler, çevrelerinde dönmekte olan birçok köpek balığı yüzgeci fark ettiler. Köpek balıklarının saldırıya geçmesi uzun sürmedi. İlk önce ölü ya da yaralı askerlere saldırdılar. Daha sonra da geri kalan askerleri hedef almaya başladılar. Suya düşen askerler köpek balıklarına karşı çaresizdi. Bir çığlık aralarından birinin daha gittiğinin habercisi oluyordu. Arkadaşlarının durumuna bakmaya gidenler bazen yarım bir beden buluyordu. Suya düşenlerin kaçının köpek balıkları tarafından öldürüldüğü tam olarak bilinmese de tahminler birkaç düzine ile 150 arasında gidip gelmekte. Saldırıların genelde ak yüzgeçli köpek balıkları ve kaplan köpek balıkları tarafından olduğu düşünülmektedir. Köpek balıkları tarafından öldürülmeyen bazıları susuzluktan, dehidrasyon, gecenin sonundan hipotermi gibi sebeplerden ölmüştür. Kendilerini ya da gördükleri halüzinasyonlardan dolayı arkadaşlarını da öldürenler vardı. 3,5 gün sonra 2 Ağustos saat 10:25'te oradan geçmekte olan Amerikan uçakları sudaki kazazedeleri fark ettiler. 1195 kişiden sadece 316'sı kurtulabilmişti.